Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dahi tanınmadığı bir ortama girdik. Üstelik de uluslararası bu sözleşmelerin, anlaşmaların altında imzası olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani tanımamak olmaz ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş'la ilgili kararı bir kere daha tanımadı. Biliyorsunuz 2018 yılında da aslında bir serbest bırakın kararı vermişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O zaman şunu diyebilir miyiz Erhan Bey, Selahattin Demirtaş'la ilgili? Yani Selahattin Demirtaş bugün doğrudan şahsi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esiri konumunda o zaman. Çünkü o isterse serbest kalıyor, o istemezse kalamıyor. Çok doğru bir tespit Turan Bey. Evet, Demirtaş Erdoğan'ın siyasi esiridir. Bunu açalım. Sadece o da değil, bazı muhalif isimlerle birlikte. İşte Osman Kavala mesela Anayasa Mahkemesi tahliyesi yönünde karar verdi. Ahim'den karar çıktı. Ama başka suçlarla tutuklayarak üçüncü kez tutuklanmasının üzerinde içerideyken suçlamayı tarzını, tipini değiştirerek yeniden hapse tutmaya devam ediyorlar. Ahim'in arkasından dolanmaya çalışıyorlar. Aynısını Demirtaş'a da yaptılar ama Demirtaş'ın bu kezki kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinde, yani en üst dairesinde itiraz edilmiş. Artık bunun ötesinde bir merci kalmamış durumda. Bu kararı değiştirecek. Şimdi karar çok önemli. Diyor ki Demirtaş derhal serbest bırakılmalı diyor. Neden diyor? Çünkü seçilme hakkı ihlal edilmiştir. Tutukluyken. Tutuklu tutularak seçimlerde. İkincisi milletvekiliyken tutuklanarak. İfade özgürlüğü ihlal edilmiştir. Ona yönlendirdiğiniz suçlama terör örgütüyle ilgili diyor. Niye kınamadın diye. Kınamak zorunda, yani böyle kınanmanın ama öldüğüne dair de bir ifade yok diyor. Anladınız mı? Yani ikincisi suçladığınız konuşmaların tamamı ana muhalefet liderinin yaptığı konuşmalar ve siyasi olarak da bu tarz konuşmalar yapabilir. Burada şiddet çağrıştıran, şiddet talebinde bulunan hiçbir şey yok diyor. Yani ifade özgürlüğünü de ihlal etmişsiniz diyor. Somut hiçbir delil olmadığı halde uzun tutukluluk ile onu hürriyetinden alıkoymuşsunuz diyor. Hürriyetinden alıkoyma suçu işliyorsunuz. Esir tutuyorsunuz. Evet, esir Rehine tutuyor. tutuyorsunuz. Adil yargılanmamıştır diyor. Yargılamanın siyasal amaçlarla yürütülmüştür. Yargılama siyasal amaçlarla yürütülmüştür. Bir muhalefet partisi lideri olduğu için, Erdoğan'a muhalefet ettiği için, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu için bu soruşturmalara maruz kalmaktadır. Bu hukuksuzluğa diyor. Hukuki bir delil olduğu için değil diyor. Hiçbir suçlama yok burada diyor. İlginç, Türkiye'de yargı bağımsız değildir diyor. Yani daha ne denebilir ki? Terörle mücadele yasaları kapsamı dışında yorumlanmıştır diyor. Biraz önce bahsettiğimiz o terörle mücadele yasaları, o istisna sınırları kendisine verilen sınırların ötesinde Türkiye yorumlamaktadır. Böyle bir şey yok diyor. Cumhurbaşkanı bunun üstüne çıktı, dedi ki bizi bağlamaz Demirtaş teröristtir. Şimdi peki kimi bağlar Turan Bey? Seni mi? Normalde bizi Benim hiç bağlamaması gerekiyor. Evet, Erdoğan'ı evet. bağlaması gerekiyor. O ülkeyi bağlaması gerekiyor. Avrupa Evet. İnsan Hakları Mahkemesi kararı. AYM kararı yargı merciğini bağlar, Evet. Cumhurbaşkanını da bağlar. Bağlar. Ama bir şey söyleyeyim hemen araya. AYM daha önce Anayasa Mahkemesi kararları içinde yok hükmünde demişlerdi. Evet. Hatırlayın. Evet. Halbuki Anayasa Mahkemesi kararları da onları bağlar. Kesinlikle bağlar hem Şimdi de. evet. Şimdi bu ne demektir? Yargı yok, ben varım diyor. Ben ne dersem o olur. Onu söyleyeceğim. Hemen araya gireyim. Evet. Şimdi Selahattin Demirtaş teröristtir diyor. Erdoğan'ın bunu dediği bir yerde onun sözünün üstüne Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakabilme cesaretini gösterecek tek bir mahkeme var mı sizce Türkiye'de? Eğer iktidar el altından salıverin ama biz halka tepki çekmemek için böyle konuşmaya devam edeceğiz demediyse, o cesareti gösterecek tek bir mahkeme başkanı yoktur. Varsa bile bir hafta sonra terör örgütüne yardım ve yataklıktan
Fidori cezaevinde olacaktır. Buna hiçbir şüphen olmasın. Şimdi örneğini yaşadık çünkü. İki hakim polisler ve Hidayet Karaca hakkında tahliye kararı verdikleri için tahliye kararı verdikleri sanıklarla aynı cezaevine üstelik biri 17, biri 25 nolu 17-25 mesajı vererek Fidori cezaevine atıldılar her iki hakimde. Ve yatıyorlar hala. Alınsın evet, yargı bağımsızlığı. Bir hafta içerisinde. Evet. Mahkeme başkanlığından, terör örgütü üyeliğinden hapse atıldılar. Neden? Evet. İktidarın istemediği bir kararı verdikleri için. Bu evet. Gözdağını yemiş hiçbir hakim Türkiye'de özgür karar veremez Turan Bey. Çok net olarak söylüyorum. Çok şimdi güzel. Aslında diyor ki Erdoğan bu açıklamalarıyla. İstersen devam edeyim. Soylu da destekledi lütfen bunu. Hı-hı. Dedi ki bizi bağlamaz bu karar boşlukta dedi. Ve dedi Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP'li Gergerlioğlu'na yönelik o bir hı-hı terörist dedi. Yani o, bu sefer de o bir başka milletvekili arkadaşını terörist olmakla suçluyor. Erdoğan Demirtaş için demişti ve yargıya talimat verdik, defaatle çağrıda bulunduk dedi. Apaçık diyor zaten yani biz terörist dedik, yargıya da talimat verdik. Alın evet bunu diyor yani. Gereğini yapın yani, diyor. İfade aynen bu. Gereği ne yani? Bunun gereği, gereği ne yani? Gereği diye bir şey yok Turan Bey. Anayasanın 138. maddesi diyor ki hiç kimse hiçbir mevki ve makamda olursa olsun hiç fark etmez. Hiç kimse yargıya talimat veremez. Verilmesi de suçtur diyor. Suç işliyorlar o zaman. Evet. Çünkü soruşturacak makam yok. Evet, Cumhurbaşkanı da aynı suçu işlemiş oluyor. Dahası anayasamızın 90. maddesi aynı şekilde diyor ki uluslararası sözleşmeler veya uluslararası mahkemelerden kaynaklı kararlar Türk mahkemelerinin kararlarıyla çatışırsa uluslararası mahkeme ya da uluslararası sözleşmelerin kararları tercih edilir diyor. Tamam mı? Yani çok şu ahim kararları bizi bağlar diyor anayasamız. Anayasamızın üstündedir diyor. Türk mahkemelerinin kararlarının üstündedir diyor Turan Bey. Bu anayasanın 90. maddesi. Tamam da anayasayı ben saymıyorum. Ben saymıyorum dediğinizde ben yargıya talimat veriyorum, verdim dediğinizde ne yapmış oluyorsunuz? Anayasa umurunda değil. Evet. Ben ne dersem o olur demiş oluyorsunuz. Ahim'in verdiği karar aslında doğrudur. Evet, siyasi tutukludur. Biz talimat verdik, tutuklattık demiş olursunuz. Öyle diyorsunuz. Çünkü bu beyanlar kararı doğrulayan beyanlar. Karar da onu söylüyor. Siyaseten yürütülmüştür bu soruşturma. Siyaseten esir tutulmaktadır. Özgürlüğünden alıkonmaktadır diyor uzun tutukluluk yöntemiyle. Kararı doğruluyorlar aslında. Evet böyle yapıyoruz diyorlar. Evet, evet tam evet da dediğiniz gibiyiz diyorlar. Aynen. Dahasını söyleyeyim Turan Bey çok önemli. Erdoğan'ın kendisi bizzat 3 kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. İşte evet. Adil yargılanma yapılmadığı gerekçesiyle 99'da, sabıka kaydını sildirmek için 2002'de, seçilme hakkı engellendiği iddiası da yine 2002'de. Evet. Şimdi sormazlar mı? Madem ahim kararları bağlayıcı değil, üst mahkeme değil, siz niye gittiymiştiniz? Sormuyorlar Erhan Bey. Sormasınlar diye zaten medya kapalı. İşte biz soruyoruz. Aynen zaten öyle. Ben başka bir şey daha soracağım. Bunu çok konuşulmadığı için. Şimdi Anayasa Mahkemesi, AYM kararları beni bağlamaz dediniz, anladık. Ahim kararları da beni bağlamaz. O karar boşlukta dediniz. Şimdi şu soruya da cevap vermeleri gerekiyor iktidarın. Madem bu karar sizi bağlamayacaktı. 2017'den itibaren 9 tane hakim 3 kez ayrı ayrı AİHM'e aday gösterdiniz. Bunun 3'er 3'er yani 2 defa arka arkaya gösterdiğiniz 6 aday 3-3 olmak üzere reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde yok örneği. İki kere adayları reddedilmiş bir ülke yok. Adaylarınız yetersiz diye ya da adaylarınız iktidar bağlantılı, özgürlükçü değil diye reddedildiler. Sadece birer kere
talepleri, adayları reddedilmiş Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk var. Türkiye'nin iki. Üçüncü kez aday gösterdiler 2 yıl içerisinde. Ve üçüncü kez gösterdikleri adaylar içerisinde şu anki Türkiye'nin hakimi Öçen Doktor Saadet Yüksel seçildi 2 yıl sonra. 2 yıl. 2 yıl bunun için uğraştılar. Vay be. Aday göstermek için. 2019'da seçildi. 1 yıl önce. Yahu madem bu mahkemenin kararlarını tanımayacaktınız, sizin için bir ifade, bir anlam ifade etmiyordu. 2 yıl boyunca 9 tane hakim tespit edip, profesör, akademisyen, hakim tespit edip niye aday gösterdiniz? Niye uğraştınız? Çekin hakiminizi oradan. Niye kapısını dayatıyorsunuz tanımadığınız yere? Niye kapısını dayatıyorsun? Niye kendinize ihtiyaç olduğunda başvuruyorsun? Hiçbir şeyleri tutarlı değil. Değil Turan Bey. Fakat bu tutarsızlıkları dile getirebilecek kimse yok. Medya yok ortada. Sorun bu. Bunlar dile getirilmediği için iktidar istediği gibi borusunu örttürüyor. Adalet bunları... dediğiniz şey, hukuk dediğiniz şey, özür dilerim, seçmece karpuz değil Turan Bey. Yani böyle kesmece yapıp bakıyorsun, kırmızı tatlı alayım yoksa kalsın, bu bana uymuyor diyemezsin. Böyle bir şey değil. Alakart değil adalet. Değil, değil. Tamam mı? Adalet, hukukun, yasaların gereği neyse onlara göre verilmiş kararlardır. Evet. Beğenseniz de, beğenmeseniz de, sevseniz de, sevmeseniz de. Bu dönemde yani muhalefeti de dizayn etmeye çalışıyorlar dedik ya, ilginç bir şekilde HDP'li Leyla Güven'i tutukladılar Demirtaş kararından sonra. HDP'li vekil Musa Piroğlu'nu tekerlekli evet. sandalyesinde polis iterek düşürdü. Evet. Şimdi MHP lideri Bahçeli bu son dönemde çıktı. İşte haşere gibi, böcekler gibi topluca itlaf edilmelidir Semih Yalçın'ın açıklamalarını teyit eden sözler ifade etti. İtlaf edilmelidir, temizlenmeliler dedi. Bunun korkunç şey olduğunu, etnik temizlik çağrışımı yaptığını daha önceki programlarda konuşmuştuk. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. Tüm bunlar olurken AKP zihniyeti anlaşılsın diye söyleyeceğim. Hani Avrupa ve ABD ile çizgimiz aynı açıklaması falan yapıyor ya Erdoğan. Gerçek o değil, gerçek budur. Mehmet Metiner dün bir tweet attı. Diyor evet. ki, herkes safını belli etmeli. Safını ABD ve Avrupa'dan yana koyan ve AHİM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları üzerinden bu ülke düşmanı terör unsurlarının salıverilmesini savunan hiç kimseyi kendimizden bilemeyiz. Bu önemli bir ya, mesaj. Katiyetle. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Evet, bu içeriye yeni mesaj. İçerilerin isyan sloganı biliyorsun. Bu kendi içlerine mesaj değil mi? Yandaşlara bir mesaj. Hukuk mukuk yok kardeşim. Ahim yok. Karar marar yok kardeşim diyor. Ya biz de yok. Diyor, aman ha diyor. Ya Avrupa Birliği, ABD falan ahim kararlar. Aman bozmayın diyor. En önemli şey kutsal inekleri taptıkları evet. şeyi gösteriyor. O makam, iktidar, iktidar hırsının sınırsızlığını gösteriyor. Ya devlet başa ya yok. Kuzgun leşe. Yeniçerilerin isyan sloganı sloganlar olmuş adamların. Vay be. Evet. Çok önemli şimdi, detay bu. Tabii. Şimdi ne oluyor? Demirtaş diyor ki Erdoğan ve Soylu'nun açıklamaları diyor ki evet Demirtaş'ı biz keyfi cezalandırıyoruz. Onlar bizim siyasi esirlerimizdir. Bunu diyor ama bir şey daha yapmış oluyor Turan Bey. Diğer muhalefet liderlerine, muhaliflerine de mesaj veriyor. O kadar acımasız davranırım ki bak neler yapabilirim. Ne anayasayı tanırım, ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hiçbirini tanımam. Sizi keyfi olarak zindanlarda 5 yıl tutarım, tutmaya devam ederim. Eğer etkili muhalefet yapmaya kalkarsanız. Bir taraftan da muhaliflerine gözdağı veriyor. Ve bitirmek için bu şeyi Demirtaş'ta çıkmış hala. Yani nasıl insanlık farkını görmek açısından bir Metinerlerin Soylular'ın açıklamalarına bakın. Diyor ki
Ülkemi bu duruma düşürmüş olmaktan, bu karardan dolayı üzüntü duydum diyor. Evet. Ama diyor korkmayın diyor böyle bağırıp çağırdıklarını. Bu onların acizliklerini, korkularını örtmeye çalışıyorlar diyor. Türkiye beşli çeteden büyüktür diyor Trump.